Merhabalar arkadaşlar. ES yayınlarından 11. sınıf matematik sorun bankasının çözümlerine devam ediyorum. 114. testteyiz. Karma sorular çözmeye devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. O noktası çemberin merkezi ABCD dikdörtgen. AB yayı AE yayı ile eşmiş arkadaşlar. AE 6 santimmiş. Yukarıdaki verilere göre çemberin yarıçapı kaç santimdir? Şimdi AE yayı ile AB yayı eşse ölçüleri eşittir. Hatta bu yayları bölen AE ve AB kirişleri de eşit uzunluktadır. AE 6 ise AB de 6 olmak zorunda. D noktası 90 derece çünkü ABC de dikdörtgen. Merkezden kirişe dikme indiğimize göre kirişi iki eşit parçaya bölmeliyiz. 3, 3. Aynı şeyi AB kiriş için yaparsak AB kirişi de iki eşit parçaya bölünecektir. O da 3, 3 olacaktır. Şimdi ben yarıçap arıyorum. OA'yı birleştirirsem arkadaşlar, burada bir dikdörtgen hatta kare oluşmuş oldu. Bakın karşılıklı kenarlar eşit olacak. İkizkenar dik üçgen çıktı. 3, 3 ise hipotenüs ne olur? 3 kök 2 olur. Dolayısıyla yarıçap 3 kök 2 cevap Ceyhan. İkinci sorudayız. AC, BC yedik. AD 11 santim. DB 4 santim. Yukarıdaki şekilde AB, O merkezi ve 3 santim yarı çaplı çembere D noktasında teğet olduğuna göre X kaç santimdir? Yarı çapımız 3'müş. D noktası, teğet noktası, OD'yi birleştirirsek burada bir dik üçgen oluşur arkadaşlar ve bu da zaten 3. Dik kenarlar 3, 4 ise hipotenüs 5'tir. 3, 4, 5 özel üçgenden şurası 2 olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar iç içe iki tane dik üçgenimiz var aslında. Ben B açısına alfa, O açısına beta diyorum. Alfa ile betanın toplamı 90. Büyük üçgende ABC üçgeni 90. Dik üçgen dar açılardan biri 90. Biri açılarımızdan biri 90. Dar açılardan biri alfa ise diğeri ne olur? Beta olur. Yani iki üçgen benzer olur. Bildiğimiz kenarlardan gidelim. İkisinde de hipotenüsü biliyoruz. Bakın 90'ın karşısı 5. Büyükte 90'ın karşısı 15. O halde oran ne oluyor? 1 bölü 3 oluyor. Alfanın karşısında 3 var. Ya da direkt betadan gidelim. Çünkü büyük üçgende betanın karşısını arıyoruz. Betanın karşısında 4 var. Büyük üçgende betanın karşısında ne var? Topladık 6, 8 artı x var. Şimdi burayı işler dışlar yapmadan önce sadeleştirelim. Şimdi işler dışlar yapalım. 12 eşittir 8 artı x. O halde x nedir? 4'tür. Cevap Ceyhan. Üçüncü sorudayız. O1 ve O2 merkezli A ve B noktalarında dik kesişen çemberlerin yarıçapları sırasıyla 20 santim ve 15 santim olduğuna göre AB kaç santimdir? Çemberler dik kesişiyorsa arkadaşlar kesişim noktaları A ya da B fark etmez. Yarıçapları çizdiğim zaman burada ne oluşacak? 90 derecelik açı oluşacak. Yarıçaplar 20'ye 15'miş. O halde biz O1 O2'yi birleştirirsek burada ne olur? Dik üçgen oluşur. 15, 20, 25 özel üçgeni gelir. Şimdi biz nereye arıyoruz? AB'yi arıyoruz. Bu AB'yi biz iki eşit parçaya bölmüş oluruz. Çünkü A noktası ile B noktası simetrik olur arkadaşlar. Yani yine O1B, O2B'yi birleştirdiğimiz zaman eşit iki tane üçgen olacaktır. Buraya ben H diyorum. H'ı bulduğum zaman AB'ye bunun iki katı olmuş olacak. Şimdi Öklit uygulayacağım. Mesela 90 derece tabii eşit oldukları için. Dik kenarların çarpımı 15 çarpı 20. Hipotenüs çarpı hipotenüse ait yükseklikten gidiyorum. 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 4, 5'e böldüm 1. H eşittir 4 çarpı 3'ten 12. H 12 ise AB 2H olduğu için 2 çarpı 12'den 24 olur. Cevabımız Denizli. Dördüncü sorudayız. O1, O2 ve O3 merkezli çemberler birbirine teğet. O1, O2 arası 10, O1, O3 arası 12, O2, O3 arası 8 santim. Yukarıdaki verilere göre O2 merkezi çemberin yarı çapı kaç santimdir? Merkezleri birleştirelim. Her birinin yarı çapına da bir harf verelim. O1 yarı çapı A olsun. O2'ninki B olsun. O3'ünki de C olsun. O1 O2 arası uzaklık ne oluyor? A artı B oluyor. A artı B olmuş. O1 O3 arası A artı C 12. O2 O3 arası B artı C 8'miş. Biz neyi arıyoruz? O2 merkezliği yani B'yi arıyoruz arkadaşlar. B'yi bulmak için B'nin bulunmadığı eşitliği yani A artı C'yi eksiyle çarparsam ve hepsini taraf tarafa toplarsam bakın buradan eksi A gelecek, artı A gelecek, A'lar gidecek. Eksi C artı C, C'ler gidecek, B, B, 2B gelecek.
18 daha 18. Burası eksi 12 yapacak. 18 eksi 12'den 6. 2 b 6 ise b eşittir 3'tür. Cevabımız Adana. 5. sorudayız. O noktası çemberin merkezi ABC eşkenar üçgen AD 4 DB 6 santim. Şekildeki çemberin BC'ye en uzak noktası P'dir. Buna göre P noktasının BC'ye uzaklığı kaç santimdir? Şimdi en uzak nokta BC doğru parçasında arkadaşlar nasıl bulunuyor? Merkezden merkezle birleştirmemiz gerekiyor. Dikme olması gerekiyor. O yüzden hizalıyorum merkezi. Bu şekilde biraz daha soldan alırsak. BC'yi bir doğru gibi düşündüğümüz için uzaklık dikilmesi gerekiyor arkadaşlar. P noktası bu olursa en uzak nokta olur bu doğruya. Şimdi üçgen eşkenarmış. O zaman şurası C açısı 60 derece. Dik olarak indik zaten uzaklık olduğu için. Başka ne yapabiliriz? Bakın şurada yarıçapları uzatabiliriz. OA nasıl yarıçapsa OD de yarıçaptır ve bunlar birbirine eşittir. Bu arada açımız 60 derece değil mi eşkenar üçgenden dolayı tüm açılar 60. Şimdi bununla bu eşitse taban açıları eşit olacak. Burada 60. O halde 60 60'sa burada 60 yani üçgen eşkenar. Demek ki yarıçapımız 4 birim arkadaşlar. Şimdi eşkenar olduğu için AB kenarı 10 santim ise AC kenarı da 10 santim olacak. OC'ye 6 kalacak çünkü AO 4. Burada 30 60 90 üçgeni var. 90'ın karesi 6 30'un karesi 3 60'ın karesi kök 3 katı 3 köküçtür. Şimdi biz neyi bulacağız? P noktasının BC'ye uzaklığı. Bakın şurayı bulacağız. OH H diyelim. OH 3 kök 3. Yukarısı da zaten yarıçap yani 4. O halde toplamda 4 artı 3 kök 3 olur. Cevap Adana olur. 6. sorudayız. ABC'de dikdörtgen DFKE kare DA B merkezli AKL çember yayını A noktasında teğet. Çemberin merkezi buraymış. Yayımız AKL. LC 6 santim, BC 8 santim. Bizden DF isteniyor. DF karenin bir kenarı. Tüm kenarlar eşit. X. Şimdi BC 8 ise AF yani komple AD de 8'dir. X çıktık. AF ne kaldı? 8 eksi X. Şimdi çemberin merkezini devreye sokalım. Çemberin merkezi ile bakın L noktasını birleştirirsek bu çemberin yarıçapı olur. Aynı şuralarda olacağı gibi. Zaten burası dikdörtgen olduğu için 90 derece CA açısı. 6, 8, 10 özel üçgeninde yarıçapımız 10 gelir. Aynı şeyi ben BK için de yapabilirim. Ve K'den dikme indiğim zaman burada Pisagor uygulayabilirim. Özellikle X'e bağlı. Nasıl yapacağız? DX ise şuraya H diyelim. AH da X. Sonra ne diyebiliriz? FA 8 eksi X. O halde KH da 8 eksi X. BK zaten ne kadar oluyor BK? 10. Yarıçap. Ve bu arada yarıçap 10 olduğu için arkadaşlar BL yarıçapsa BA da yarıçap değil mi? Bakın bunlar hep 10. O halde HB ne kalıyor? 10 eksi X. Ya burada Pisagor yapacağız. 8 eksi X'in karesi artı 10 eksi X'in karesi eşittir 10'un karesi diyeceğiz. Ya da özel üçgen düşüneceğiz. Hipotenüsün 10 olduğu 6 8 10. Şu kenar daha büyük. 8 olması için X'in 2 olması lazım. X 2 olduğu zaman bu kenar da 6 oluyor. 6 8 10 sağlıyor. O halde X kesinlikle nedir? 2'dir. 7. sorudayız. ABCD dikdörtgen EF 8 santim, BC 16 santim, T noktasında teğet olan O1 ve O2 merkezli çemberler eş olduğuna göre çemberlerin merkezleri arasındaki uzaklık kaç santimdir? Yani bizden istenen O1 O2 arası uzaklık ki zaten bu da neye denk gelecektir? O2 ile T arası da yarıçap R'ye. O1 ve T arası da yarıçap R'ye denk geldiği için 2R'ye karşılık gelecektir. Yani bulmamız gereken aslında yarıçap. Şimdi 16'yı kullanalım. 16'lık kirişe merkezden dikme inersek ABC'de dikdörtgen olduğu için paralel olacaktır aynı zamanda kenarlara. Yani AB kenarına ve DC kenarına. Dikmeyi indik. İki eşit parçaya böldük. 8, 8. Şimdi buradaki 8'i kullanmaya çalışalım. F'den ya da E'den inebiliriz. F'den yine BC'ye paralel çizersek arkadaşlar. Buralarda ne olur? Yine 8, 8 olur. Bir tanesini yazalım. O2 ile F'yi birleştirirsem bu yarıçap olur. Şimdi şu kenarda R türünden yazarsam burada Pisagor yapabilirim.
Şimdi E'den de indirdiğinizi düşünürseniz paraleli dikdörtgenin AD ve BC kenarlarına şu arası arkadaşlar 8 birim EF ile aynı ve çemberler eş olduğu için iki eşit parçaya böler 4 4 olur. O halde T ile O2 arası R idi. 4 gitti ne kaldı? R eksi 4. Burada oluşturmuş olduğumuz dik üçgende yapısakor yapacağız. Yani R eksi 4'ün karesi artı 8'in karesi eşittir R kare diyeceğiz ya da özel üçgen düşüneceğiz. Dik kenarın 8 olduğu 6 8 10 denediğimiz zaman bakın R 10 olduğunda burası da 6 oluyor sağlıyor. O halde R 10 ise O1 O2 arası uzaklık 2R'ye karşılık geliyordu. 2 çarpı 10'dan cevabımız 20 yani Bursa. 8'deyiz. Şekildeki çember ABCD karesinin iki kenarına teğet, KB 2, FC 1 santim çemberin yarıçapı isteniyor. Şimdi merkez belirleyelim. Merkeze K noktasını birleştirdik diyelim arkadaşlar. Hatta yukarıya uzatabiliriz bunu. Şöyle. EF kirişine dikme indik. EF kirişini ortaladık. Dikme indiğimiz için. Burada bir dikdörtgen oluşmuş oldu. KB 2 ise şöyle H diyelim. HC de 2 olmalı. FC 1 ise HF de 1 kalır. Aynı şekilde EH da 1'dir. Şimdi yine L teğet noktası bakın merkezde L'yi de birleştirdiğimiz zaman yarıçap olur. 90 derecelik açıyı da gelir. Burası R. Çemberin merkezini belirleyelim. Şimdi şeklin kare olduğunu unutmayalım. Bakın L ile O arası R ise yarıçapsa AKDR'dir. Yani karenin bir kenarı R artı 2'dir. O ile K arası da R'dir. Dolayısıyla AL'dir R'dir. O halde DL'ye ne kalıyor? R artı 2 olacak. Burada R artı 2 olacak. 2 kalıyor. Şimdi şurada bir dik üçgen oluşturacağım. Dikkat edin. E noktasıyla O'yu birleştirirsem burası da R. Ve dikdörtgen olduğu için karşılık kenarları eşit olduğu için OH arası 2 birim. Şimdi burada Pisagor yaparsam 1'in karesi artı 2'nin karesi eşittir R kare. 4 artı 1'den 5 R kare ise R kök 5'tir. Cevap Ceyhan. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Dik kenarlardan biri diğerinin iki katıysa hipotenüs küçüğün kök 5 katıdır. Küçük kenarımız 1, 1'in kök 5 katından kök 5 diyebiliriz. 9. sorudayız. Aşağıdaki aşamaları izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor. Aralarında bir uzaklık 4 birim olacak şekilde D1 ve D2 paralel doğrularını çiziniz. Şimdi sorunun tamamını okumayalım. Zaman kaybetmeyelim. 2 tane paralel doğru çizelim. Bunların arasındaki uzaklık ne olacakmış? 4 birim olacakmış. Şöyle kenardan bir yerden gösterelim bunu. Aradaki uzaklık dikindik şöyle. 4 birim. D1 üzerinde bir A noktası alıp A merkezde 6 birim yarıçaplı çember çizelim. Hemen şuradan çemberi alalım. Çemberin merkezi D1 üzerinde. D1 üstteki olsun fark etmez. Yarıçap 6 olacağı için arkadaşlar diğer doğruyu geçecek. Çünkü iki doğru arası mesafe 4 birim. Yarıçap 6 ise ne olacak? Diğer doğruyu iki noktada kesmiş olacak. Devamında ne diyor? Bu çemberin D2 doğrusunu kestiği noktalar B ve C olsun. Burası B, burası C. BC arası uzaklık kaç birimdir diye soruyor. Şimdi merkezden kirişe dikme inelim. Bu arada çemberin merkezi A demişti. Burası da A olsun. Kullanmıyoruz ama. Dikmeyi indik. Burası 4 birim. Çünkü iki doğru arası mesafe, paralel iki doğru arası mesafe hep sabittir. Şimdi yarıçapı devreye sokalım. A ile C'yi birleştirelim. Yarıçapın zaten 6 olduğunu biliyoruz değil mi? Burası 6. Pisagor yaparsam şuraya x diyeyim. X'in karesi artı 4'ün karesi 6'nın karesine eşit olmalı. Yani x kare artı 16. 36 ise x kare 20'dir. Dolayısıyla x 2 kök 5'tir. Şimdi BC bir kiriş. Kirişe dikme indiğim için iki eşit parçaya bölmüş oldum. BC arası uzaklık 2x'e karşılık geliyor. X 2 kök 5 ise 2x 4 kök 5 olacaktır. Yani cevap Edirne arkadaşlar. 10. sorudayız. Yukarıdaki şekilde yarıçapı 60 santim olan daire şeklinde bir duvar saati verilmiştir. Buna göre bir rakamının olduğu noktanın yer düzlemine uzaklığı iki rakamının olduğu noktanın yer düzlemine uzaklığından kaç santim fazladır? Şöyle biraz yaklaşsak. Bize sorulan şey tam olarak birin yere uzaklığı diyor.
2'nin yere uzaklığından ne kadar fazla? Dikmeleri indik, yere uzaklıkları gösterdik. Hemen merkezi devreye sokalım. Merkezle 1'i birleştirdik. Şöyle bir dik üçgen oluşturalım. Arkadaşlar. Şimdi burada ne yapabiliriz? Yarıçapın 60 olduğunu biliyoruz. Burası 60. Burası dikme 90 derece. Şimdi şunu söyleyebilir miyiz? Saat 12 eşit parçaya bölünmüş değil mi? 12 tane sayı var. 360 dereceyi 12 dereceye böldüğümüzde iki sayı arası 30 dereceye karşılık gelir. 360 bölü 12'den. O halde şu açımız bakın. Şu açımız yani 12 ile 1 arasındaki yayı gören açı merkez açı gördüğü yay 30, o halde 30 derece olacak. O halde bunun tümleri, tümler diyorum çünkü burada bir dikdörtgen oluşturduk, 60 derecedir. Yani burası 30, 60, 90 üçgenidir. 90'ın karşısı 60 ise 30'un karşısı yarısıdır. Yani 30. Bu da okunmuyor. 30. 30'un karşısı 30 ise 60'ın karşısı kök 3 katıdır. 30 kök 3. Şimdi bunu 1 için yaptık. Yani şöyle, nasıl söyleyelim? Merkezden üst tarafı 30 kök 3. Merkezden aşağısı 2'de de aynısı olacak. Bakın 2 için de yapalım aynı şeyi. Biraz üst üste olacak ama birleştirdik. Kirişe dikme indik. Arkadaşlar şu noktadan aşağısı ikisinde de aynı. Yani fark nereden kaynaklanıyor? Bu doğru ile 1 arası mesafeli, bu doğru ile 2 arası mesafeden kaynaklanıyor. Şimdi burada ne oluşacak? Yine bir 30 60 90 üçgen oluşacak. Çünkü 2 ile 3 arasındaki yayı görüyor şu açı. 30 derece. Burada çok yerim kalmadı. 30 derece. Burası 60 derece olmalı. 90'ın karşısı 60. 30'un karşısı yarısıdır. 30. Şimdi şu hizadan yukarısı zaten farkı getirecek dedik. 2'nin yüksekliği 30. 1'in yüksekliği 30 kök 3. 1'in yüksekliği 30 kök 3. 2'nin yüksekliği 30. Aradaki farkta ne olacak? 30 kök 3 eksi 30 olacak. Çünkü aşağısı aynı. Hani x x dediğini düşün. 1'in toplam yüksekliği x artı 30 kök 3. 2'nin toplam yüksekliği x artı 30. Çıkardığın zaman ne olacak? X'ler gidecek. Cevap 30 kök 3 eksi 30 olacak. Seçeneklere baktığımızda doğru cevap ne oluyor? Edirne oluyor arkadaşlar.